Selamun aleyküm. Bugün miladi 2023 5 Temmuz Çarşamba, Hicri 1444 17 Zilhicce. Günün ayeti: Allah tövbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetleri ardınca gidenlerse sizin büyük bir sapmayla sapmanızı isterler. Günün hadisi: Bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsıyla dine verdiği zarardan daha fazla değildir. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandığı hep birlikte bakalım. 1517 Mekke ve Medine Osmanlı topraklarına katıldı. 400 yıllık Osmanlı hakimiyetinde kalan Hicaz toprakları bu dönemde hiçbir tehlike yaşamadan hacıların ziyaretine açık olmuştur. Daha sonra Osmanlı'nın çöküşüne de sebep olan milliyetçilik akımıyla beraber, Arap topraklarıyla beraber Hicaz'da Osmanlı'dan ayrılmıştı. 1830, Fransa Cezayir'i işgal etti. Oruç Reis ve kardeşi Barbaros Hayrettin tarafından ele geçirilen Cezayir, yaklaşık 300 yıllık Osmanlı idaresinden sonra Osmanlı'daki iç karışıklıktan yararlanan Fransa'nın işgaline uğramıştır. Yaklaşık 130 yıl Fransa hakimiyetinde kalan Cezayir, bu dönemde tarihinin en büyük acılarını yaşamış ve bağımsızlığına da büyük bedeller ödeyerek kavuşmuştur. 1964, 20 Mayıs darbe girişiminin başı Albay Talat Aydemir idam edildi. Aydemir, 22 Şubat 1962'de darbe girişimi nedeniyle emekli edilmişti. Darbe girişimini 21 Mayıs 1963'te tekrarlayınca yargılandı ve idama mahkum oldu. 1967, Siyonist terör şebekesinin sözde savunma bakanı Moshe Dayan, 5 Temmuz 1967'de Gazze'yi ilhak ettiklerini açıkladı. 1993, Erzincan Başbağlar'da 33 Müslüman şehit edildi. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başbağlar köyü, 5 Temmuz 1993 akşamı ezan okunurken basıldı. Camiden çıkarılan cemaat köy meydanında toplandı. Evlerden de isim isim anons yapılarak insanlar dışarı çıkartıldı. PKK-DHKPC işbirliğiyle tek suçları dindar olmak olan Başbağlar köyü korkunç bir katliamdan geçirilecekti. 5 Temmuz Pazartesi akşamı 20'de başlayan katliam saat 22'ye kadar sürdü. Köyün giriş çıkışları tutuldu, telefonlar kesildi. Sonrasında köy halkı kurşuna dizildi. Olay yerinde 28 Müslüman şehit oldu. 5 kişi ateşe verilen evlerin içinde yakıldı. Köylülerin kendi imkanlarıyla yaptırdığı okul, cami, köy odaları, imam evi, mahalle odaları, öğretmen lojmanı, yüzlerce hayvan, 5 araç ve 191 ev, lav silahları, el bombaları, dinamit ve yanıcı kimyasallarla yakıldı. 2009, Komünist Çin yönetimi sayıları kesin olmamakla beraber, 5 Temmuz 2009'da Doğu Türkistan'ın Urumçi şehrinde gerçekleştirdiği katliamla binlerce Uygurlu Müslümanı katletti. 2013, Mısır'da ordu darbe yaptı. Halkın oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı Mursi gözaltına alındı. Öncesinde yaptığı açıklamayla canını vermeye hazır olduğunu belirten Mursi, halkı barışçıl çerçevede direnmeye çağırdı. İhvanın başını çektiği ve İslami hareketlerin koordine ettiği milyonlarca kişi orduya geri adım attırıncaya dek meydanları terk etmeyeceğini açıkladı. 2015, Diyarbakır surları ve Hevsel bahçeleri UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi. Kararla birlikte Türkiye'nin listedeki varlık sayısı 14'e yükseldi.